Gel Yusuf. Beni çağırmışsınız efendim. Yusuf, iki tane hediye sipariş etmiştim. Onları şimdi buraya göndermesinler. Sen gider alırsın, arabaya bırakırsın. Tamam efendim. Bir de çiçek sipariş ettim. Onu da yaptırırsın. Bana da fotoğrafını atarsın. Hallediyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Efendim baba. Nasılsın kızım? Hamdolsun, sen? Zararımız yok kızım. Nursema, ne diyeceğim, seninle bir konuşsak mı? Olur. Ne zamandır sahilde yürümüyorum. Böyle bir sahilde yürüyesim var. Yürüsek mi beraber? Tamam. Tamam, ben çıkıyorum o zaman. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Abdullah babam, gözün aydın, yardımcın dönmüş. Evet, Yusuf yanımda artık. Tanıştık az önce. İki tane hediye paketi bıraktı babam. Oturduğun koltuğun cebine koydum. Tamam, ben hallederim onları. Tamamdır babacığım. Şu sağda duralım. Hemen babacığım. Sema. Havada mis maşallah. Güzel. Bir tane kağıt elma verir misin? Buyurun beyefendi. Bereketini gör. Eyvallah abi. Sağ olasın abi. Hayırlı işler. Hatırlıyorsun. Unutur muyum? Hatırlıyorum tabii. Bazı şeyler unutulmuyor. Oturalım mı biraz? Bazı şeyler de değişiyor baba. Nursema, senin karşında hiç arzu etmediğim bir duruma düştüm kızım. Çok mahcubum, çok utanıyorum. Alev'i yüzlemedim zaten. Benim için yaptıklarından sonra buna hakkım yok. Yüzlenecek bir durumda yok zaten. Baba, ben duydum. Ona sevdiğini söyledin. Kızım, bunları seninle konuşmayı ağır sayıyorum. Ama madem zaruret hasıl oldu, mecburuz. Bak, ben hayatım boyunca hiç çapkın bir adam olmadım. Hep aileme bağlı bir insan. Ailem hep önceliğim oldu. Benim bu saatten sonra bir maceraya atılacak, ailem mutsuz edecek halim. Bu yaşananlar ne o zaman baba? Ben sadece duygularımın önüne geçemedim. Olmaması gerekirdi ama oldu. Zaten orada söylediklerimin hiçbirini önceden tasarlamış değilim, öyle. Dilime geldiği gibi söyledim. Keşke olmasaydı. Aranızda bir şey yaşanmadı yani. Asla. Mümkün değil. Alev Hanım da öyle biri değil, ben de öyle biri değil. Baba, sen hislerine bu kadar sahip çıkarken öz kızına bunu neden reva görmedin?
Kızım, ben kendi içimde bir şey yaşadım ve bunu söyledim. Sen bütün hayatını etkileyecek bir durumun içine giriyorsun. Ben sadece dürüst olmak için yaptım. Sen anneme karşı dürüst olmadın ki. Alev'e karşı dürüst oldun. Tek taraflı dürüstlük, dürüstlük olmuyor baba. Buna kulak misafiri olmanı istemezdim ama... seni temin ederim, Alev Hanım'la aramızda hiçbir şey olmadı. Olamaz, olmayacak. Ya Alev'in sana karşı duyguları varsa? Bunu hiç düşündün mü? Düşünmedin değil mi baba? Nursema, Alev Hanım ve ben diye bir şey yok. Sen de duyduklarımı unut. Benim Alev Hanım'a sadece bir teşekkür borcum var. O da seni evine kabul edip baktığı için. Senden baban olarak çok rica ediyorum. Bu konu bir daha aramızda hiç konuşulmasın oğlum. İnşallah baba. Thank you.